Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Yeniden bir aradayız. Konuğumuzla birlikteyiz efendim. Tabip Odası Başkanı, Samsun Şube Başkanı Sayın Murat Erkan Doktor bizlerle birlikte. Hem sağlık alanındaki çalışmaları hem ülke gündemine dair gelişmeleri değerlendireceğiz kendisiyle. Hem de tabii Samsun'u konuşacağız. Hekimlerimizin problemlerini değerlendireceğiz, konuşacağız. Sohbetimiz bu şekilde gerçekleşecek. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle davetimizi kırmadığınız için. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz görevinizin. Sağ olun hepimize. Geçtiğimiz aylarda bir araya gelmiştik. Farklı görevlerdeydiniz. Farklı konuları konuşmuştuk. Bugün evet. Hekimlerimizin biraz daha problemlerini, sağlık alanında yapılan çalışmaları konuşmak istiyoruz. Öncelikle Tabip Odası Başkanlığı'na geldiniz. Bu süreci birazcık isterseniz değerlendirelim. Hem Tabip Odası'nı birazcık daha tanıyabilmek adına böyle başlamış olalım sohbetimize. Sonrasında diğer gelişmeleri konuşalım. Evet, ben de sizin şahsınızda bütün vatandaşlarımıza buradan selamlamak istiyorum öncelikli olarak. Teşekkür ediyorum davetiniz için. 2016 geçtiğimiz yılın Mayıs ayında bir tabip odası, Samsun Tabip Odası seçimleri yapıldı. Ve biz Çağdaş Hekim Grubu olarak bu seçimlerde yönetime aday olduk. Hı hı. Yoğun bir çalışma temposu sonucunda, arkadaşlarımızın da çok ciddi, özverili, güçlü çalışmaları sonucunda tabip odası yönetimine geldik. Tabii yönetim oluştuktan sonra artık o seçim dönemindeki tatlı rekabetin bir tarafa bırakıldığı ve beraberce yönetimdeki arkadaşlarla bir bütünlük içerisinde kendi alanımızla ilgili çalışmalara başladık. Evet. Bu arada tabii yönetim kurulunda bir değişiklik oldu, bir görev değişimi oldu. Bayrak artık devri gibi düşünelim biz bunu. Öyle bir dönem de geçirdik. Ve bugün itibariyle ben ve arkadaşlarım Samsun Tabip Odası üzerinden Türkiye sağlık ortamı, Samsun sağlık ortamı ve tabii ki asıl gündemden de uzaklaşamıyoruz. Evet. Onun da içerisinde hizmet vermeye, bir şekilde toplumumuzla yan yana olmaya çalışıyoruz. Evet. Farklı başlıklar altında çalışmalar sürdürülecek görüyoruz ki bunları birazcık daha açalım isterseniz. Hem yine bu noktada Tabip Odası'nın neler yaptığını da anlatmış olalım. Sağlık alanında ne noktada olduğumuzu da anlatmış olalım. Nasıl bir yol haritası var, neler yapacaksınız? Evet. Şimdi tabii Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Samsun Tabip Odası dediğimiz zaman hekimlerin üye olduğu ama üye olmayan hekimlerin de odası olarak saydığımız bir meslek örgütünden bahsediyoruz. Bu meslek örgütünün aslında iki tane 6023 sayılı yasayla kurulmuş, kendi yasası olan bir meslek örgütü. Bu meslek örgütünün aslında bizim bakış açımızda iki tane görevi var. Biri kendi alanıyla ilgili, yani hekimlik ve sağlık alanıyla ilgili görevi. Bir de tabii hekimlik ve sağlık dediğiniz zaman bu yaşadığımız ülkede ülkenin kendi gündemi var. Hı. O gündemden de kopuk olmayacak şekilde o gündemle de ilgili ayrılamıyoruz. O gündemle de ilgili şeyimiz var, çalışmalarımız var. Çünkü ikisi bir bütün olarak devam ediyor. Türkiye gündemi sağlık ortamını ve hekimleri ve sağlık çalışanlarını etkiliyor. Dolayısıyla biz her ikisiyle de bir şekilde ilgilenmek zorunda hissediyoruz. Sorumlulukta hissediyoruz kendimizi. O yönüyle Tabip Odası'nın hani en basit ve en geniş kapsamdaki değerlendirmesini bu şekilde yapabiliriz. Sağlık ve Türkiye gündemi ikisi de birbirinden bağımsız olamayacağı için bir bütün olarak götürmeye çalışıyoruz. Evet, tüm konulara karşı duyarlılık da devam ediyor. Herhangi bir aksi durumda da aslında yaptığınız açıklamalarla siz gündeme geliyorsunuz. Sesin daha gür çıkabilmesi adına. Bir diğer yandan da 14 Mart Tıp Bayramı yaklaşıyor. Bunun ışığında şu an sağlık açısından ne noktadayız sizin bakış açınıza göre? Evet, yani iki konuyu belki yine burada açabiliriz. Sağlık, genel sağlığı ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının durumunu konuşabiliriz. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşümle beraber ciddi anlamda sağlık alanında
hizmet modeli olarak bir farklı bir farklı bir süreç yürütülmeye başlandı. Bunun işte birinci basamaktaki ayağı aile hekimliği, işte daha sonraki ayaklara da işte daha çok özel sektörün teşvik edilmesiyle devam eden bir süreçti. Hı. Ve günümüzde de işte son günlerde konuşulan şehir hastaneleri noktasına da gelindi. Tabii bütün bu süreç içerisinde, bütün bu değişen yapı içerisinde hiç değişmeyen hekimler ve sağlık çalışanları var. Orada çalışıyorlar, devam ediyorlar. Bunların koşulları ile ilgili tabii ciddi değişiklikler oldu. Yani ben çok halkımızı, vatandaşlarımızı çok derin ayrıntılı teknik değerlendirmelere boğmak istemiyorum. Ama genel olarak şunu söylemek isterim. Bu değişim süreci bir takım olumlu, bir takım olumsuz yönleriyle bize gelmiştir. Hı. Ama yani şu iki terazinin iki kefesine koyduğumuz zaman ve bugün yaşadığımız olguları da dikkate aldığımızda gerçekten sağlık çalışanları ve sağlık sisteminin alarm verdiğini zaman zaman sorunlar yaşadığını hepimiz zaten kamuoyunun işte haberlerden de görüldüğü kadarıyla kamuoyunun malumu olumsuzluk. Bunların içerisinde en önemli sorun bizim yaşadığımız ve Samsun için de çok önemli bir sorun hekim ve şiddet. Evet. Çünkü Samsun iki tane değerli, çok değerli hekimini bu konuda yitirdi. Değil mi? Çok acı yani, bir. Çok acı bir olay ve bunun acısını hala yaşıyoruz. Her 14 Mart geldiğinde, her o arkadaşlarımızın kaybettiğimiz gün geldiğinde biz onların acısını içimizde yaşıyoruz. Bu sağlık camiasının, bu Türkiye'nin bir kaybıdır. Hı hı. Yani biz orada onları koruyamamakla, bu sistem onları koruyamamakla ya da bu sistemin onları onların hayatına mal olmakla aslında bir şekilde kendi görevini yerine getirmemiş anlamında da değerlendirebiliriz. Doktor Kamil Furtun ve Doktor Aynur Dağdemir'den bahsediyorum. İki tane değerli arkadaşlarımız. Ve bu şiddetin de tabii bir yığın sebebi var. Pek çok sebebi var. Şiddetin de yaratan unsurlar ya da şiddeti oluşturan kişiler vatandaşlarımız. Hı hı. Biz vatandaşlarımızla, hekimler, sağlık çalışanları vatandaşlarla karşı karşıya geldi. Bu 2002 ve bugüne kadar olan süreçte. Ve bu karşı karşıya geliş noktasında biz birbirimize anlatamadık. Hekimler özveriyle gece gündüz demeden sağlık çalışanları emek verirken, bir şeyler yapmaya çalışırken sistemin getirdiği yoğunluk, sistemin getirdiği yük ve bir takım olumsuzluklar, sistem yanlışlıkları hekimlere şiddet olarak döndü. Değil mi? Her iki tarafı da bu yaşanan olaylar etkiledi öyleyse. Her iki tarafı da. Tabii. Vatandaşlarımızın da tabii kendince bir takım şikayetleri olabilir. Ben şimdi hani buradan açıkça söylemek isterim. 14 Mart geçen 2 yıl önceki bir 14 Mart'taki bir seyahat esnasında radyo programını izliyorum. 14 Mart'la ilgili vatandaşlarımızın görüşlerini almak istiyorlar. Olumsuz bir görüş. Yani olumsuz görüşlerin ağırlıklı olduğunu görüyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Yani bu ülkede bir sürü sağlıkla ilgili, insanın hayatıyla ilgili bir sürü kahramanlık öyküleri var. Ve bu öykülerin asıl kahramanı hekimler ve sağlık çalışanlarıdır. Yani bunları göz ardı ederek sadece olumsuz olgulardan ve sistemin bize getirdiği yükten kaynaklanan, bizden kaynaklanan değil kesinlikle, yükten kaynaklanan sebeplerle yaşanan sorunların bize mal edilmesini asla kabul etmiyoruz. Kabul etmedik. Böyle bir algı var ama. Böyle bir algı var. Biz bu algıyı Tabipler Birliği olarak, Samsun Tabip Odası olarak bir şekilde vatandaşlarımızla daha çok irtibat kurarak, onlarla iletişim içerisinde kurarak, kamu yöneticilerinin, idarecilerin sistemle ilgili hatalarında onları uyararak düzeltmek zorundayız. Bu sorumlulukta hissediyoruz. Evet. Bize de zaten bu süreç bu sorumluluğu yüklüyor. Diğer taraftan bakın Türkiye'de ekonomik olarak ciddi sorun yaşıyoruz. Değil mi? Bir sorun var. Piyasaya baktığınız zaman herkes kötü. Sağlıkta ekonomiye baktığımız zaman şu hani şiddet olgusunun oluştuğu, ciddi oluştuğu, hekimlerin öldüğü süreçte ne harcanmış diye baktığınız zaman 2004 ile 2016-15 arasını değerlendireyim. 2004'te Türkiye'de yine teknik rakamsal gibi olur ama çok net, çok basit olarak anlatayım. 14 milyon
milyar gibi bir para harcanırken sağlıkta, bugün 90 milyarlara varan para aktarımı, finansman aktarımı var bu alana. Bir uçurum var. Ciddi bir arada. Yükseliş var. Ciddi evet. Bir yükseliş var. Ve buna rağmen bakıyorsunuz 600 milyona yakın insanımız polikliniklerde muayene olmuş. Yani nüfusun kat kat evet, üzerinde fazlası. Bir muayene oranı var. Ve doğal olarak yani bu bir sistemin şiddet anlamında hizmet veren hekim, sağlık çalışanları ve hizmet alanlar anlamında bu kadar maliyet ortaya koyduktan sonra mutlaka iyi bir sonucun olmasını beklersiniz ama biz bugün tam tersini görüyoruz. Yine vatandaşlarımızın bir sürü şikayeti var. Neden kaynaklanıyor sizce? Neden böyle rakamlar karşımıza çıkıyor? Hakikaten çok çarpıcı, çok büyük farklardan söz ediyorsunuz. Bunun sebebi nedir sizin görüşünüze göre? İşte sistemle ilgili zaten anlattığım bunun sebebidir. Yani sağlıkta dönüşüm ve bunun getirdiği... Bu oluşturulan algı. Bunun tabii getirdiği bir takım hizmet sunumuyla ilgili değişiklikler... Tabii öncesindeki bir takım tabii sağlıkla ilgili olumsuzlukların üzerine biraz hani makyaj vari bir görüntü oluşturdu aslında. Yani nitelik olarak ciddi anlamda, nicelik olarak arttı, nitelik olarak ciddi anlamda bir düzelmeden çok biz söz etmemiz mümkün değil. Evet, hizmet sunumunda ulaşılabilirlik anlamında 600 milyon insanımızın polikliniklere gitmesi iyi ama bunların mükerrer olanları, bunların sorunlarına çözüm bulamamaları işte sistemin suçudur, sorunudur. Burada en önemli unsur hekimlerin özellikle kamu alanında, şimdi özel sektörde de görüyoruz, hasta başına ayırdıkları sürenin çok kısıtlı olmasıdır. Yani 5 dakikada bir muayene randevu verilen bir sistemde mümkün değil. Hani bunu Sayın Müsteşar bir zaman bir eleştiriden sonra hayır bu 10 dakika dedi ama pratikte gördüğümüz zaman yani uygulamalara baktığımız zaman 5 dakikada bir randevu verildiğini görüyoruz. Bir hekim 5 dakikada bir, bir hasta 5 dakikada bir hizmet alma, hizmet verme şansına sahip olamaz. Böyle bir muayene söz konusu olamaz. Bu hem kalitesini düşürür, hem onunla ilgili aksaklıkları, sorunları büyütür ve sonuçta şikayetleri artırır. O şikayetlerde ne yazık ki görüyoruz ki belki yanlış bize dönüyor. Belki hayata dönük olumsuzluklara da olabilir, sebep olabilecek. Olabilir ama yine de bakın bu kadar karmaşa içerisinde, bu kadar yoğunluk içerisinde yine Türk hekimleri yani gerçekten yani özveriyle, üstün bir gayretle görevlerini yapıyorlar ve farklı böyle birkaç tane olgudan hep haber olduğu için olaydan bahsediyoruz ama onun arkasında binlerce, yüz binlerce kahramanlık öyküsü var. Ben biraz da bunların görülmesini, biraz da sizin aracılığıyla bunların aktarılmasını da diliyorum. Çünkü hekimler hakkında ve sağlık çalışanları özellikle kötü bu bir imaj algının giderilmesi için. Çünkü hakikaten tablo bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ufak tefek aksaklıklar var, sorunlar var. Bunların da sebeplerini ben burada izah ediyorum. Ama bunun ardında çok büyük kahramanlıklar var. Bir acil serviste bir günde 2000 tane hasta bakan, yani hastayı acil bunların büyük bir kısmı, belki bir kısmı acil değil. Evet, bu konuyu da konuşmakta fayda bakan, var. Bakan bir hekimin birkaç tane belki olgunun şikayetçi olmasından dolayı o 2000 tane baktığı, tedavi ettiği, hayatını kurtardığı o kahramanlık öyküsünü, hareketini göz ardı etmemek gerekiyor. Bu haksızlık olur. Bunu da anlatmakta fayda var. Acil dediniz, acillerin çok dolu olduğunu görüyoruz ki hekimlerimiz bunu da zaman zaman bir problem olarak dile getiriyorlar. Bunun çözümü için ne yapılmalı? Acil olmayanların acile gittiği de ne yazık ki böyle bir tablo var. Niye gidiyor acaba? Neden gidiyor? Çünkü yani sağlık sistemi biraz yani bu değişimle beraber, sağlıkta dönüşümle beraber biraz daha paranın döndüğü bir sistem. Vatandaşın cebinden paranın çıktığı bir sistem haline geldi. Yani özel ya da kamu hastanesine, özelde daha fazla tabii veriyorsunuz. Gittiğiniz zaman vatandaşımız oradan da işte muayene olup eczaneye gittiği zaman karşısında ciddi bir fatura görüyor. Ve bu fatura gerçekten artık yavaş yavaş giderek büyüdüğü için kendi bütçesini de etkiliyor. Acil servislerde biliyorsunuz acil servisler ücretsiz. Evet. Ama acil servislerde de şöyle bir kategorizasyon yapılıyor. Yani hekim bakıyor, orada eğer acil niteliği varsa ücretsiz statüde ama acil değilse ücretli statüde işlem görüyor. Yani para ödüyor, ücret ödüyor. Yani o sebeple vatandaşlarımızın tercihi
Bir de yoğunluk var. Ciddi anlamda yoğunluk hastanelerde. Hala yoğunluk var bu kadar sistem açılmasına rağmen. Bu sebeple hem ücret ödememek adına hem gittiği zaman işte hemen hizmet görmek adına hem de bazı sosyal ve kültürel şeyler var, özellikler var. Normalde işte bu randevu sistemini işletemedik tam. Hani randevu sistemi çalışmış olsa, aile hekimliği sistemi gerçekten aile hekimleri, bir yığın aile hekimi arkadaşımız var ve bunlar gerçekten kendi bölgelerinde, bölgelerine hakim çalışmaya gayret ediyorlar. Oradan hizmet almayı bir şekilde daha çok benimseseler, o zaman biraz daha o yoğunluğu, acildeki yoğunluğu biz gidermiş olacağız. Bu oturmadı ama henüz. Henüz oturmadı. Bakanlık farklı farklı zamanlarda işte hekimleri, aile hekimlerine nöbet yazarak, yanlış bir uygulama. Yani sistemi farklılaştırarak, yani nöbet yazmakla veya işte acillerde nöbet tutturarak bir takım konuyu düzeltme yoluna gitti ama bunlar hep sistemin aksaklıklarını gidermeye dönük ara düzeltmek formüller ve ama başarılı da giderek olamadı. Evet, sistemi giderek böyle parçalıyor, bölüyor ve yamalı bir bohçaya dönüştürüyor. Suriyeli hekimlerle ilgili de aynı, burada konuşmuştuk. Evet. Suriyeli hekimlere baktırmak bir modeldir, bir sistemdir ama Suriyeliler, yani seversiniz sevmezsiniz, artık geldiler ve burada yaşıyorlar. Yani ben şöyle bakıyorum sağlık açısından. Bu insanlar, 3 milyona yakın insan ülkemize bizim sağlık sistemimiz dışında hizmet almış bir şekilde geldiler. Dolayısıyla biz bunların nasıl bir aşılama takviminden, hangi kayıt sisteminden olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bunları kendimizden daha fazla bakmak zorundayız. Kendi sağlığımız, sağlık ortamımız toplum sağlığı açısından. Bunları niteliğini bilmediğimiz Suriyeliler hekimlere teslim etmek, 3 ayda 5 ayda o hekimleri eğiterek ya da entegre ederek o adla yanlış bir politikadır. Bizim daha fazla o insanlara bakmamız gerekiyor. Kendi sağlığımız açısından bakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın pek çoğunun bu kesime tepkisi olduğunu ben biliyorum. Ama bu noktada da bizim sağlığımız açısından onların sağlığı önemli. Değil mi? Yani en azından bu yönüyle baksınlar. Tabii biz evrensel değerler ve hekimlik değerleri açısından herkesin sağlığını her insana eşit görüyoruz. Herhangi bir ayrım yapma şansımız yok. Bir diğer yandan da tomografi ya da MR çekimlerinin çok yoğun olduğunu ülkemizde görüyoruz. Zaman zaman bunu da dile getiriyor hekimlerimiz. Bu konuyla ilgili ne yapılmalı? Dediğim gibi birinci basamak sağlık hizmetleri, yani aile hekimliği sistemi eğer gerçekten vatandaşlarımızın, sistemin de tabii idarenin de onları desteklemesiyle, yönlendirmesiyle, kurallar koymasıyla işletilirse %84 civarında hastaların, vatandaşlarımızın hastaneye, özel ya da kamu gitmeye gereksinim duymadan aile hekimleriyle sağlık sorununu giderme şansları var. Evet, %84. Çok ciddi bir rakam bu. Yani bu böyle olduğu zaman bu zaten bu işin kurgusu, sağlıkta dönüşümün hani bize göre hani mantıklı yönü her şey mi kötü? Bu yönü doluydu. Seks zincirinin oluşması birinci basamakta vatandaşlarımızın hizmet alması gerekiyor. Ama bunun için de önce birinci basamakla ilgili daha çok destek vermesi gerekiyor idarenin. İkinci olarak da vatandaşlarımızın güven duyması gerekiyor. Tabii siyasi iradenin de vatandaşlarımızı bu konuya, birinci basamağa yönlendirecek güveni oluşturması gerekiyor. Değil mi? Hepsi birbiriyle bağlantılı. O zincirin oluşması gerekiyor ki bu noktada eksikler var. Var. Ülkemizde. Şehir hastanelerine çok kısa değinmiştiniz. Şehir hastaneleri konusunu birazcık açmak istiyorum ben de. Öncelikle tüm şehirlerde yapılması planlandığı duyuruldu hükümet tarafından. Açılışlar yapıldı. Ne olduğunu birazcık ben anlatmanızı isteyeceğim. Sonrasında sizin bakış açınız konuya dair nedir bunu sormak istedim. Şehir hastaneleri aslında bir otelcilik hizmetlerinin biraz daha geliştirilmiş. Sağlık işletmecilik anlamında da işletme anlamında da özelleştirilmiş yapılar. Yani bir mütevelli heyet kuruluyor. Bu mütevelli heyet içerisinde işte yerel yönetimlerin idarecileri de oluyor. Bir tane hekim oluyor. O tüm yapıyı idare ediyor. Çalışan personelin, hekim dahil bütün personelin sözleşmeli statüde zamanla olduğu ağırlıklı olarak otelcilik hizmetlerinin, yani hani bakanımızın da dediği gibi tek oda, tek yatak. Konforlu. Ama şimdi sağlık hizmetlerini siz sadece bu konfordan ibaret görürseniz
Yani sağlık hizmeti değil de yani Turizm Bakanlığı gibi otelcilik hizmeti yapmış olursunuz. Yani bu da önemli. Yani bir hastaneye düştüğünüz zaman yani 3 kişilik 5 kişilik odalar zaten yok artık da. Yani kalmak yerine tabii ki size ait bir mahremiyetinizi koruyacak tek kişilik odalarda kalabilirsiniz. Ama bunu bir model değişikliğiyle sunmanıza gerek yok. Yani burada biz daha çok yani hizmetin sağlığın niteliğinin, sağlık kalitesinin artırılması, hizmet kalitesinin artırılmasının ötesinde otelcilik hizmetlerinin artırılması, otelcilik hizmetlerinin geliştirilmesi bir. İkincisi, bir de bu yapılar kendi iç işletmelerini kuracaklar. Yani bugün Samsun'da özel hastaneler biliyorsunuz, Batı'da, Doğu'da var. Bu hastanelerin kendi işletme sermayeleri var. Belli bir girdisi var. Personel giderleri ve çıktıları var. Şehir hastaneleri de aynı şekilde çalışacak. Tıpkı özel hastaneler. Özel hastane. Devlet yapacak. Ya bir şekilde kiralayacak. Devlet kamu kaynakları bir şekilde buna harcanacak. Ama başkası işletecek. Yani hekimler sözleşmeli çalışacak. Oraya bir şekilde işte sosyal güvenlik kurumunda aynı özel hastaneler gibi düşün. Aslında özelleşme yani şehir hastanesi eşittir. Kamu özel hastanesi statüsünde hastaneler olarak çalışacak. Ve Türkiye'de ne yazık ki şunu da söylemek gerekiyor. Hani kamu sağlık yatırımlarıyla ilgili son 10 yıl içerisinde her açılan 10 hastanenin 7'si özel. Bu konuda zaten bir büyüme söz konusu. Var. Yani buna da katkı sağlayacak bir noktada şehir hastaneleri öyleyse. Yani şimdi katkı sağlayacak olumlu bir sağlık yönünden bakıyoruz. Yani işin nicelik ve nitelik boyutu var tabii. Biz kalite yönünden bakıyoruz. Yani nicelik bu, olarak. Nicelik olarak sayısal olarak belki özel hastaneler artıyor. Diyorum ya 10 hastanenin 7'si özel son 10 yıl içerisinde. 3 tanesi kamu hastanesi. Bu 3 tane kamu yani 10 hastanenin %30'u artık şehir hastanelerine dönüşüp onlar da özelleşiyor. Yani sağlık sistemi özelleşiyor. Sağlık sistemi işte özel hastanelerden insanların gidip muayene ücretleri ciddi rakamlar ödediği, ardından eczaneye gidip katkı paylarını bir de üzerine ödediği, ilaç katkı paylarını ödediği ve sağlık hizmetinin daha fazla paralı hale geldiği, ulaşımının ekonomik anlamda, ekonomik boyutuyla daha zorlaştığı bir alana gidiyoruz biz. Bu büyük bir sıkıntı. Vatandaşı olumsuz olarak etkileyeceğini. Olumsuz olarak etkileyeceğini düşünüyoruz. Özelleşme açısından olumsuz olarak etkileyeceğini düşünüyoruz. Tabii kamu sağlık yatırımları yanında özel sağlık yatırımları da olacak. Burada çalışan arkadaşlarımız çok önemli, hizmet veren arkadaşlarımız da var. Ama kamu mutlaka her aşamada elinde o hizmet gücünü ve sürekliliğini tutmak ve bulundurmak zorunluluğu var kamunun. Bunu zedeleyecek bir... Evet, bugün mesela düşünün Samsun'da bütün kamu hastaneleri dönüştü. Bir iki tane bırakıldı. İşte mevcut olanlar da bir şekilde ekonomi bu. Yürütemiyorlar. İşte Samsun'da bir örneğini gördük değil mi? Gato Hospital'da. Bir sürü arkadaşımız mağdur oldu. Kapandı artık. Bitti olsun. Yani o yüzden. Yani kapandı ve bir sürü hekim mağdur oldu. Kapandı. O hastane artık yok. Yarın bugün diğer özel yatırımların da bu kadere sürüklenmeyeceğini nereden bileceğiz? O zaman kim hizmet verecek? O yüzden kamunun her zaman bu hizmet ayağında ayakta olması kalması gerekiyor. Bunu zedeleyebilecek bir çalışma olarak görüyorsunuz. Ben öyle. Yani biz Türk Tabipleri Birliği, Samsun Tabip Odası olarak bu konuda çekincelerimiz var. Yani olumlu yönlerini konuşuruz ama çekinceleri öne koyarız. Zaten olumlu yönlerini Sayın Bakan çok güzel anlatıyor. Biz de eksik yönlerini anlatalım da bu iş dengeli, en düzgün yola girsin. Evet. Bir yandan da tıp fakültelerinin arttığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili de görüşünüzü almak isterim. Yeni mezunlar ve etkin eğitim alınıyor mu? Bu konuyla ilgili bakış açınız nedir? Tıp fakültelerinde hoca kalmadı zaten. Malum sebepten dolayı. Biraz da ok sıkıntı var. Tabii nicelik artırılmaya çalışırken niteliği siz kaybederseniz, kaliteyi kaybederseniz bu sefer sağlıkla ilgili sorunları ileride, yani onlar hekim olarak başladığı zaman sorunları yaşamaya başlarsınız. Hem sağlık sistemi mağdur olur, hem hekim camiası, sağlık camiası mağdur olur, hem de vatandaş mağdur olur. Yani bugün... Toplumun tamamını etkileyen bir sonucu. Bugün artık bir defansif hekimlik gelişti. Çünkü artık herkes çekiniyor müdahale etmeye. Çünkü sorumluluk bir sürü davalar var. Hekimlere yönelik davalar var. Artık bu bir kazanç kapısı olarak da görülmeye başlandı. Hekimler üzerinden alınan tazminatlar. Yani bu bizim elimizi ayağımızı bir şekilde bağlıyor. Bakın en son
TUS sınavında, yani tıpta uzmanlık sınavında cerrahi bilim branşlarda boş alanlar kaldı. Hı hı. Yani artık beyin cerrahinde, genel cerrahi gibi alanlarda, farklı alanlarda cerrahileri söylüyorum. Çünkü bu alanlar hekimlik mesleği icrasında risk oluşturabilen, yani olabilir. Yani her şeyin bir riski olduğu gibi. Yani araç kullanmanın da bir riski var. Cerrahinin de riski var. Hekimler artık girmek istemiyor. Çünkü sistem sürekli onları eleştiren, işte hakim karşısına, yargı karşısına çıkaran, yani işini mi yapacak, mahkemeye mi bakacak? Psikolojik savaş da veriyor. Ciddi bir yandan. Psikolojik savaş var. Yani ben bugün bir yıl hekim arkadaşımı biliyorum. Haksız yere ama bir dava sürecinde diyeceksiniz ki zaten mahkeme suçsuzsa sonuçlanır ama iki yıl boyunca bir mahkemeye gidip gelmek, o sürede hekim olarak sağlık hizmetini vermek bilmiyorum ne kadar şeydir, insaniyedir. Yani bir hafta da oluyor. Biliyorsunuz ülkemizde sonuca bakılmıyor. Herhangi bir ufak bir şey değerlendirme yapıldığı zaman o hüküm sayılıyor. Yani ne yazık ki. Böyle bir tablo. Tıp fakülteleriyle ilgili öyle soruyor. Biraz sayısı noktasında çok hızlı artış var. Altyapısı olmayan tıp fakülteleri var. Ve burada yetişen öğrencilerin de tabii niteliğiyle ilgili bizim sorgulamamız var. Biz nitelikli tıp öğrencileri, sonuçta nitelikli hekimler. Çünkü önemli, insanla uğraşıyor. Evet, insan sağlığı. Birinci sınıftaki bir deontoloji hocamızın söylediği bir sözle bu kısmı bitireyim. Yani ormancının hatasını yaprak, hekiminkini de toprak örter. Biz hata yapmak adına yetişen bir kesim değiliz. Biz sıfır hatayla yetişen bir meslek grubuyuz. Ama böyle eğer yetiştirilebilirse böyle yani niteliksiz, sayısı artırılan, sadece hekim yetiştirmek adına olan fakülteler istemiyoruz. Evet. Bir diğer yandan siz de işaret ettiniz. Devam eden süreç var, soruşturmalar var. Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasına yönelik ki acı da bir olay yaşadık esasen bununla alakalı geçtiğimiz günlerde. Hem ona isterseniz birazcık değinelim. Hem sağlık alanına etkileri neler oldu. Bir doktor intihar etti çünkü. Bu süreçle ilgili sizin bakış açınız nedir? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. 15 Temmuz bu ülkenin, ülkemizin başına gelen en büyük felakettir. Yani burada iki tür felaket gördük. Bir tanesi hani o akşamki o bu haince, bu alçakça, yani adlandırmak mümkün değil. Nasıl yapıldığını hayal dahi edemiyoruz. Nasıl insanla kurşun sıkabildi? Nasıl bomba atabildi? Bunu hala tasavvur ben edemiyorum kendim şahsen. Ama şoke durumu da var. Şoke durumu var. Ama bir taraftan şundan da şok içerisindeyim. Nasıl o uçakları kullanabilecek konumdaki insanlar buralara kadar sığabiliyorlar? Nasıl o komuta kademelerinde olanlar, işte adliyede olanlar, işte diğer kurumlarda olanlar buralara nasıl girmişler? Bunu da sorgulamadan edemiyorum. Yani bunun her ikisi de bize göre yanlış olan şeyler. Tabii şimdi bu dönemi bu FETÖ, yani Fethullahçı terör örgütünü bir şekilde hani yıllardır zaten söylendiği pek çok kesim tarafından olgu ortaya çıktı. Ve bununla bir mücadele var. Bir sonuna kadar aynı PKK'yla, PKK terör örgütüyle mücadelede olduğu gibi ya da illegal Türkiye'nin başına IŞİD gibi ya da DAEŞ ya da DAEŞ gibi ne olursa farklı farklı isimler var. Sonuçta terörize edilen tüm yapılarla mutlaka mücadele edilmesini, kesinlikle hiçbir ödün vermeksizin mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani örgüt olarak bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Ama bu yapılırken devlet, yani devlet olgusu içerisinde, devlet sorumluluğu ve olgunluğu içerisinde davranmasını bekliyoruz. Adalet ve hukukun işletilmesini bekliyoruz. Bakın, bugün itibariyle 2750 hekim o halden sonra kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edildi. Ve bu ihraç edilme olması şu anlama gelmiyor. Ben bunu kamuoyuyla da vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyorum. Bunlar suçlu hüküm giymiş insanlar değil. Bunlar bir soruşturma sürecinde kamu iradesinin, idaresinin kendi içinde kalmasını sakıncalı gördüğü şu aşamada, belki ileride değişecek. Ki görevi iade edilenler var. Sakıncalı gördüğü ve kendini bir şekilde güvene kamu idaresinin almak zorunda hissetmesinden dolayı böyle bir tasarrufa gidiyor.
Ama bunlar daha sonra bakıyorsunuz bir kısmı, önemli bir kısmı bugün işte geçenlerde de geri iade ediliyor. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde, yani bunu yani üzülerek söylüyorum. Bir kez kanun hükmünde kararname ihraç edildiği zaman, o yafta yediği zaman hüküm giyiyor insanlarımızın gözünde, vatandaşlarımızın gözünde. Böyle algılanıyor artık. Evet, bu büyük bir haksızlık. Haksızlık, hukuksuzluk. O halle beraber getirilen kanun hükmünde kararnameler, yani bununla ilgili açıklamamda da söyledim. Artık o halin demir yumruğu haline geldi. Yani insanlara dokunduğu noktalarda öyle bir tahribat yaratıyor ki, yani artık siz bunu mahkeme süreçlerinde haklılığınızı, suçsuzluğunuzu ispat etmiş olsanız bile o tahribatı gidermek şansınız olmuyor. E bunun sonucunu gördük işte. Arkadaşımız, bir meslektaşımız, daha gencecik, 28 yaşında biyokimya asistanı İzmir'de, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Doktor Hasan Orhan Çetin. Kanun hükmünde kararnameyle Cuma günü, geçtiğimiz Cuma, birdenbire bakıyor ismi orada. Yani umutsuzluk, çaresizlik, kendini ifade edememe, o yaftayı yeme. Belki suçlu, belki suçsuz bilemiyoruz. Bakın burada hiçbir hüküm ben koymuyorum. Evet. Ama artık kanun hükmünde kararnamelerin yarattığı psikoloji bu. Ve kendi canına kıyıyor. 10. kattan atlayarak canına kıyıyor. E şimdi ileride bu arkadaşın yani aynı iade edilenler gibi iade edildiğini, mahkeme süreçlerinde herhangi bir suçunun olmadığını gördüğümüzde biz nasıl vicdanımızı rahat durabileceğiz? Değil mi? Büyük bir yara. Büyük bir yara. Yani ve 10 binden fazla sağlık çalışanı, 2750 hekim, 10 binden fazla sağlık çalışanı bu şekilde sorunlu. Ha bunların içerisinde Fethullahçı terör örgütüne dahil olan, bunlara hizmet edenler varsa bunları mutlaka bir şekilde kesinlikle en ağır cezalarla cezalandıralım. Ama lütfen bu OHA süreci ve OHA sürecinin getirdiği bu psikolojik ortam ve onun yarattığı bu can kayıpları, bu ailelerin yıkılmışlıkları ki pek çok örnekleri var. İnanılmaz farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Hani bildiğimiz bizim de hani evet ya bir ilişkisi var dediğimizin yanında hiç ilişkisi olduğunu düşünmediğimiz, değil mi, yani şaşırtan, çok şaşırtan olgular da var. Yani biz böyle düşünmememiz gerekiyor. Yani kanun hükmünde kararnameler ya da bu işle ilgili yasal süreçler, terör örgütleriyle ilgili öyle yapılmalı ki, devlet bunu yapacak güçte, devlet. Öyle yapılmalı ki biz herhangi bir şekilde şüpheye düşmeyelim. Değil mi? Hassas bir durum. Çok hassas bir konu. Durum, ve hayata mal olan bir konu. Evet. Yani o yüzden çok önemli. Ben OHAL koşullarının, OHAL koşullarının belli bir süre sürdürüldükten sonra tamam anlaşılır. Devlet kendi güvenliği açısından bunu ilan etmiş olabilir. Belli bir süre sonra devletimiz güçlüdür. İdare güçlüdür. Bunu koşul, bu OHAL ortamının artık bitirilmesi ve normal hukuki sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu bu konuda güçlüyüz. Yani bu gücümüz var. OHAL olmasaydı da biz bunun üstesinden gelirdik. Yani OHAL biraz daha belki idarenin işini kolaylaştırıyor gibi görüyor ama bir süre sonra da burada gördüğümüz örneklerle olduğu gibi ciddi zarar veriyor. Farklı bir yola doğru gidiyor. Farklı bir yola doğru gidiyor. Peki bu noktada yine Türkiye gündemiyle devam edelim. Ki gündemimizi oluşturan konuların başında referandum evet geliyor. Evet mi hayır mı diyeceğiz. Tüm ülkemizi ilgilendiriyor şüphesiz. Sağlık camiasını da ilgilendiriyor. Konuyla ilgili kampanyalar da başladı diyebiliriz artık. Bir yandan tehlikeli de bir süreç var. Ne yazık ki bir kutuplaşmanın da zaman zaman olduğunu özellikle sosyal medyada görebiliyoruz. Sizin konuya dair yorumunuz nedir? Vallahi dediğiniz gibi şu kutuplaşma yani gerçekten en tehlikeli durum. Şimdi öncelikli olarak ben şunu söylemek istiyorum. Biz demokratik kitle örgütüyüz. İki tane görevimizi tanımladım ben başında. Bir tanesi sağlıkla ilgili sorunumuz var, sorumluluğumuz var. Bir tanesi de o sağlık ortamının olduğu ülkemizle ilgili sorumluluğumuz var. Biz bu her ikisini de sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Bu bizim üzerimize yük olarak düşünüyorum. O noktada referandum sürecini ben Türkiye'de çok sağlıklı yürümediğini düşünüyorum. Çünkü referandum süreci siyasi iktidar ya da bu işin karşılığında olan muhalif
muhalefet, buna karşı olan yapı, muhalefet tarzı, tavrı da belki şeyi de ifadesi de çok şey olmuyor, bir olumsuzluk ifade ediyor. Yani iki farklı tez, iddia, iki farklı iddia, iddianın da sahipleri var. Onlar zaten savunuyor. Evet ya da hayır basitliğine indirgenmesini ben doğru bulmuyorum bu ülkede. Yani bir referandum süreci var. İşte biz de gittiğimiz zaman vatandaşlarımızla zaman zaman görüşmelerimiz oluyor, toplantılarımız oluyor. Evet mi, hayır mı? Evetçi misin, hayırcı mısın? Evetçi misin, hayırcı mısın? Ya biz evetçi ya da hayırcı değiliz. Biz bilgilendirici olmak istiyoruz. Çünkü gerçekten bu konuda referandum süreciyle ilgili komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon çalışmalarından, meclisteki genel kuruldaki bu referandum anayasa değişikliğinin görüşmelerine kadar bir kere ön yargılı davranmıyorum. Objektif bir veri ortada. Toplumun gözünden kaçırıldı. Yani bu süreç, referandum süreci toplumun bilgilendirilmesi aşamasından o görüşmeler kaçırıldı. Keşke bu görüşmeler her yönüyle komisyon çalışmalarından, meclis oturumlarının sonuçlarına kadar, oylamaların en yakın görüntüleriyle beraber bütün 80 milyon insanımızın, televizyonları çokça izliyorlar biliyorum, televizyonlarında yansıtılsaydı, yayınlansaydı. Şimdi bilgilendirme yapılacağı söyleniyor. Şimdi bilgilendirme yapılacak ama işte bir, orada bir sorun var, bir sağlıksızlık var. Şöyle sağlıksızlık var. Şimdi evet derseniz ülke kurtuluyor, bir kesim adına söylüyorum. Hayır, hayır derseniz bölünüyor. Diğer tarafta hayır derseniz kurtuluyor, evet derseniz bölünüyor. Yani evet, bu kadar önemli söylenmez. Bir konu. Yani Türkiye'nin bölünmesinden bahsediyoruz ama bu konuyu sadece evetle hayırla değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın önüne evetle hayırla sunuyoruz. Buna hakkımız yok. Yani bu vatandaşın aklını yok saymak anlamına gelir. Vatandaşı yok saymak anlamına gelir. Bu yönüyle mutlaka içeriğinin, kapsamının bilgilendirmesinin yapılması gerekiyor. Yani 18 maddenin 18'inin vatandaşlarımızın, insanlarımızın anlayacağı şekilde önüne konulması gerekiyor. Kaçırılmaması gerekiyor. Bir de şunun yapılması gerekiyor. Bakın hekimlikte, sağlıkta şöyle bir şey var. Siz de belki gittiniz hastaneye. Ufak bir cerrahi müdahale ya da herhangi bir ameliyata girdiğiniz zaman ya da basit bir işte midenize endoskopiyle bakıldığı zaman ne imzalatılıyor size? Bir form imzalatılıyor değil mi? O formun altına ne yazıyor? İşte formda diyor ki işte yapılacak olan işlemin işte uygulamanın şekli, uygulamanın sonuçları, riskleri. Komplikasyonları, riskleri yazıyor. Ve altına siz de okudum anladım, evet. Yani bilgileniyorsunuz. Biz buna aydınlatılmış onam diyoruz. Yani basit bir işlemde bile, basit bir işlemde bile onu yapıyoruz. Ama Türkiye'nin geleceğiyle ilgili biz tercihi vatandaşımızın önüne evet mi hayır mı diye koyuyoruz. Yani bu çok ciddi bir sorun yani. Evet, bir kere buna böyle bakmak gerekiyor. Yani buradan çıkacak, bu sağlıksız ortamdan çıkacak sonuç yine sağlıksız günlerin habercisi aslında. Vatandaşın biraz kendisinin de mi koşturması gerekiyor acaba, ülke olarak birazcık bundan da mı uzak duruyoruz? Hani birileri bizim için bir şeyler yapsına mı yöneliyoruz biraz da acaba? Yani vatandaşımızın mutlaka yoğunluğu var, takip edemiyor, belki imkanları müsait değil. Kendi takip etmesi gereken sorumlu olan bir süreç. Biz burada hani bunu şöyle değerlendiriyoruz. Hani mesela bir öğrenci, ebeveyni, annesi, babası ders yapıyor musun oğlum, niye yapmıyorsun diye kızarsınız değil mi? Yani yapmazsa kızarsınız. Niye? Ders yapmazsa başarısız olur sınavlarında. Gelecekteki mesleğinde de ne olur? İstediği mesleğe ulaşamaz. Sonuçlar yani, açısından sonuçlar açısından. Şimdi burada da aynı şekilde biz vatandaşımıza diyoruz ki yani bu bir ödev. Yani bunu okumazsanız, bu konuda bilgilenmezseniz, ama bilgilenmeyi de lütfen yani öyle birinden, birinin sözünden değil. Lütfen okuyun. Yani metin belli. Açıklanmış işte. İnternet aracılığıyla çok okuyun, rahat da bulabilir. Kendi aklınızla, kendi düşüncenizle bir değerlendirin. Ondan sonra gidin güzel güzel tartışın. Yani bu karşılıklı istişare edin ama mutlaka bilgilenin. Birisi size gelip de bakın bu hayır çıkarsa ülke yıkılır, evet çıkarsa ülke bölünür, savaş çıkar işte söyleniyor. Evet. Bunlara itibar etmesin kimse. Lütfen yani okusun, bilgilensin ve kendi kararını versin. Biz o karara güveniyoruz ama
bilgilenme noktasında kesinlikle şu ana kadarki süreçte toplumumuz eksik bırakılmıştır. Geri bırakılmıştır. Evet. Toplumun gözünden çok açıkça söylüyorum, kaçırılmıştır. Niye kaçırıldığını ben de bilmiyorum. Bu topluma mı güvenmiyoruz biz? Yani hayır da çıksa bizden, evet çıksa bizden. Ama sonuçta bilinçli bir evet ya da hayır sonucunun oluşması gerekiyor. Evet, yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet, ben kendi şeyimizi söyleyeyim biraz da. Hani bu yapı kadınlarımız da herhalde izliyordur bunu. Yani kendi fikrimi de söylemek durumundayım. Yani Samsun Tabip Odası'nın fikri şudur. Biz evetçi ya da hayırlı değiliz. Biz bilgilendirici olacağız evet. bu konuda. Ama Türk Tabipleri Birliği'nin bununla ilgili, bu referandum süreciyle ilgili çok net açıklamaları var. Aynen demin bahsettiğim gibi toplumun gözünden kaçırılması, güçler ayrılığının tamamıyla terk edilmesi, tek kişide toplanması ve pek çok sorunu var. Yani ya demokrasi anlamında sorunu var. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Yani biz iki dudağın arasına sıkışacak 80 milyon ülke değiliz. Biz demokratik, daha çok katılımcı, toplumun katılacağı bir sistemin daha demokratikleşeceği bir yöne gitmek zorundayız. Bakın, saygın ülkeler, gelişmiş ülkeler daha çok katılımcı demokrasiyi yaratıyorlar, oluşturuyorlar. Ve insanlarını hani seçimden seçime değil, sandığa çağırmakla kalmıyorlar. O yönetim süreci içerisinde 5 sene ise 4 sene ise daha çok katılımcı, daha çok işin içerisinde, sistemin içerisinde olmasını sağlıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Şimdi bu modelin kendi adıma değerlendirdiğim zaman, yani böyle bakıyorum biraz, bu yönü var. Ha bunun tam aksini birisi gelsin ifade etsin, ben de ikna olayım. Hazırım bu konuda çok, yani bir ön yargım falan yok. Hiç kimsenin, arkadaşlarımın da yok. Ama bizim gördüğümüz böyle bir sıkıntısı var. Yani güçler evet, ayrılığının denetleme mekanizmasının olmadığı bir sisteme doğru gidiyor. Evet. Gelişmiş ve saygın ülkeler tam tersine katılımcı demokrasiyi artıracak bir yapıya gidiyor. Samsun Tabip Odası ve demokratik kitle örgütleri olarak bizler katılımcı demokrasinin unsurlarıyız. Bu yapı, bu değişiklik bizi de devreden çıkarıyor. Bizim açımızdan da olmak ya da olmamak anlamı ifade ediyor. Ben bugün Samsun'la ilgili bir sorun olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden veya diğer buradaki yerel yöneticilerden birine ulaşıp, milletvekillerine ulaşıp çözümü bulabilirim. Ama orada tek kişiye ulaşma gibi bir zorunluluğum olacak ve ulaşamayacağım. Bir de şunu ifade yani etmek istiyorum. Son cümleyi söyleyeyim. Referandum süreci önemli, hepsini kapsıyor. Şimdi biz tabii bu konuda Samsun Tabip Odası olarak yaptığımız açıklamada da evet ya da hayırcı noktada değil, bilgilendirici noktada olacağımızı söyledik. Çünkü bir de şunu bilmesini istiyoruz kamuoyunun. Bizim ne düşündüğümüz önemli değil. Bizim başkalarına neyi düşündürdüğümüz daha önemli. Yani bu yönüyle de bu metni ben açmak istiyorum. Samsun, gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz insanlar var. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Ne düşündüklerini merak ediyoruz. Gerçekten ben merak ediyorum. Evet'in içeriği, hayırın içeriğini, karşılığını merak ediyorum. Bunu paylaşacağım kamuoyuyla daha sonra. Ama temas ettiğimiz, gitmek alan, görüştüğümüz. Ortam, görüştüğümüz yerlerde insanların, belli kuruluşların çekindiğini, tereddüt ettiğini görüyorum. Yani Türkiye'de ne yazık ki bu referandum sürecinde biraz hani dengeler oluşturmak adına da söylemiş olayım bunu. Lütfen bunu da dinlesinler ve uygulasınlar. Hayırcılar, hayır çalışanlar, bu işin propagandasını yapanlar veya objektif davrananlar ya da evet'i çalışmayanlar hiç rahat değil. Yani siz bunu gözlemlediniz. Hiç rahat değil. Yani halbuki demokratik bir süreç, referandum süreci herkesin bir şekilde yani biz bilgilendirme sürecinde yer alacağız diyoruz. Bir kısım hayırı anlatacağız diyor. Farklı görüşler bir anlatılacak. Yani bunlarda sıkıntı var. Yani evet'i anlatanlar kadar rahat değil geri kalan kısım. Bu konuda da kamu idaresinin ve idarecilerin, siyasilerin birazcık ortamı rahatlatması gerekiyor. Sonuçta çok güzel bir laf, ben de katılıyorum. Bu ülkede evetçiler de bizim insanımız, evet. hayırcılar da bizim, evetçi hayırcı yok da yani sonuçta karar bizim kararımız olacak. Kesinlikle. Ve bu kararı herkese saygı gösterecek. Hiçbir şekilde yani her iki mantığı da savunan, teoriyi de ortaya atanların toplumu gelmemeleri.
kutuplaştırmamaları gerekiyor. Hı hı. Çünkü referandum bittikten sonra biz yine beraber yaşayacağız. Kesinlikle. Ve her referandum, her seçim sürecinde biz kutuplaşarak eğer gidersek o zaman, yani bugün iddia edildiği gibi terör örgütlerinin, PKK'nın, DAEŞ'in, işte FETÖ'nün yapmak istediği gibi bölünmeye doğru gideriz. Halbuki bu referandum süreçleri, seçim süreçleri tatlı bir rekabet, hı hı, ama centilmence, doğru dürüst bir rekabet, ama ardından yine birlik beraberlikle tamamlanması gereken bir süreç olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bu konuda kamu yöneticilerinde hassasiyete, siyasileri de hassasiyete davet ediyorum ben çok burada. Çok teşekkür ediyoruz ben paylaşımlarınız teşekkür için, konuğumuz olduğunuz için ve kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Evet sevgili seyirciler, Samsun Tabip Odası Başkanı Doktor Murat Erkan stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam edecek. Aramızdan sonra yeniden buradayız. Bizlerden ayrılmayın.